Half-Life 2 yapım aşamasındayken oyunun episodlara bölünmesi planı henüz ortada yoktu. Ancak bir süre sonra bu fikir ortaya çıktı ve oyun episodlara bölünerek yayınlandı. Günümüzde çoğumuz o dönemde bu episod sayısının 3 olarak planlandığını biliyoruz. 2006 yılının Mayıs ayında yayınlanan ve Half-Life serisinin geleceği ile ilgili yazı barındıran PC Gamer dergisinde Half-Life 2 episod üçlemesinin sona ermesinin ardından dördüncü bir oyunun çıkartılmasının planlandığı belirtildi. Valve'ın dışında bağımsız bir şirket ile geliştirilecekti. Another life to save? I'll keep my eye on you. More than that, I cannot promise. Return to Ravenholm olarak adlandırılan oyun, günümüzdeki Dishonored gibi serileriyle bilinmekte olan Arkane stüdyoları tarafından geliştirilecekti. Adından da anlaşılacağı üzere Ravenholm'da geçecek, Ravenholm'un atmosferi ve peder Grigori ile daha fazla vakit geçirme fırsatı sunacaktı. Niye böyle geçecekti, sunacaktı tarzı konuşuyorum? Çünkü Valve geliştirme sürecinin ortasında oyunun fişini çekti. Yaklaşık 8 veya 9 bölüm bitmişken iptal edilmiştir. Arkane'in ilerlemelerini göstermek için Valve'ı ikna etme yönündeki çılgınca girişimlerine rağmen Valve kararını vermiş ve oyunun fişi çekilmiştir. Peki bu iptal edilen oyunun hikayesi hakkında ne bilmekteyiz? Bu soruya net bir cevap vermemiz tabii ki de mümkün değil. Çünkü oyun iptal edildi arkadaşlar. İnternetteki görüntülerde de pek oynanabilir halde durmamakta. Yine de bu oyunun bir hikayesi olmadığı anlamına gelmiyor. İnternette birazcık araştırma ardından çok net olmayan bir hikayeye rastladım. Return to Ravenholm Alpha'nın hikayesinde Half-Life Opposing Force'dan tanıdığımız Adrian Shepard abimizi kontrol etmekteyiz. Hikayesel olarak Shepard'ı oynasak da oyunun başında üstümüzde HEV geçişini görebiliriz. Bu sanırım oyun daha Alpha sürümünde olduğu için kaynaklanan bir hata. Her neyse, hikayeye devam edelim. Half-Life 2'den bir süre sonra ancak Episode 2'den önce geçen oyun Shepard'ın Ravenholm'da uyanmasıyla ve eski bir çocuk hastanesinde peder Grigori ile tanışmasıyla başlamakta. Grigori Shepard'a yemek yapar ve daha sonrasında onu bir yolculuğa çıkartır. Bu yolculuk esnasında gördüğümüz zombiler ise Half-Life zombilerinden farklı görünüşe ve saldırı özelliklerine sahip olacaktır. Bu zombilerden bir çeşidi klasik zombiler. Fakat bunların başında headcrab yok ve ellerinde pençe yok. Bildiğiniz insan zombi yani filmlerdeki. Başka bir zombi türü ise asit zombileri olacaktı. Asit zombileri diğer zombilerden daha dirençli olacak ancak onlara göre daha yavaş hareket edeceklerdi ve asit tüküreceklerdi. Böyle bakınca Left 4 Dead 2'deki Spitter aklıma geliyor ama yani. Ve son zombi türü ise zombi maymunları olacaktı. Bu tür ise tamamen deneysel olarak ortaya çıkacaktı. Peder Grigori'nin maymunlara headcrab kanı enjekte etmesi sonucunda maymunlar zombileşecekti. Zombi maymunları geceleri gezecek ve ışıktan korkan bir düşman oldukları için birisinin üstüne fener yaktığınızda kaçacaktı. Zombi maymunları ile ilgili bilinen diğer bir bilgi ise oyuncuya sandalyeler ve diğer fizik nesnelerini fırlatacak olmalarıydı. Shepard'a hikaye boyunca eşlik edecek silahlar da çeşitli olacaktı. Klasik Half-Life 2 silahlarından pompalı, SMG ve tabancanın yanı sıra çivi tabancası, çivi bombası, şarj tabancası ve aynı zamanda yaprak üfleyici silahı da Shepard'a eşlik edecekti. Çivi tabancası yüzeylere yapışan ve düşmanlara zarar veren çiviler fırlatan bir silah olacaktı. Bu çiviler elektriği ilettiği için oyuncunun elektrikli aletlere güç sağlamasına, bulmacaları çözmesine ve elektrik iletimiyle zombileri öldürmesinde yardımcı olacaktı. Şarj tabancası, elektrik kaynaklarına yakınken şarj olur. Düşmanlara zarar veren büyük bir enerji topunu ateşlemekte kullanılır. Silahın tanımına baktığımda aklıma direkt Half-Life 2'deki şu enerji topu ateşleyen silah geldi. Üçüncü silahımız çivi bombası. Çivi bombası atıldığı yüzeye yapışır ve birkaç saniye sonra patlar. Ortaya çıkan patlama etrafına 9 elektrikli çivi fırlatır ve bu çiviler ateşlendikleri yüzeye hemen gömülür. Her biri çivi bombasının kalıntılarına onunla temas eden zombileri parçalayacak kadar güçlü bir elektrik arkı ile bağlanır. Ve son olarak silahlardan yaprak üfleyici. Yaprak üfleyici ise Adrian Shepard'ın Quake'de olduğu gibi çift zıplamak için kullanılabileceği bir silah olduğu ve oyuncunun yere atlayıp ateşleyerek kendilerini havada itmek için kullanılabileceği bir silah olacaktı.